Obezite cerrahisinde biliyorsunuz değişik teknikler kullanılıyor. İlk başta kelepçe bant kullanılmıştı. Sonra gastrik bypass, en son olarak da tüp mide ameliyatı. Bir de şimdi anjo ile zayıflama. Fiziksel mide kapasitesi azalıyor. Çabuk doyuyorsunuz. Sindirim süresi kısalıyor. Eminim azalıyor. Daha az kalori ve sonuçta zayıflama. Gerçekten mükemmel sonuçlar. Gerçi uzun dönemde biraz kilo alıyorlar. O aşikar bir şekilde ortada görülüyor. Şimdi mide küçültme ameliyatlarında sadece iş, midenin fiziksel kapasitesinin küçülmesi değil bazı sindirim hormonları da düşüyor. Özellikle açlık hormonu grelin var. Bakın bu grelin de düştüğünden dolayı aslında insanlar açlık çekmiyor. Öbür tarafta da leptin tokluk hormonu var ve dolayısıyla kendilerini yiyeceğe karşı aç hissetmiyorlar. Bu grelin ise midenin belli bölümünde salınıyor. O zaman diyorlar ki bu salınan bölgeye bir şekilde müdahale edelim biz. O zaman midenin sol atar damarına ilaç ya da küçük mikroküreler verelim ve bu damarı tıkayalım. Diyeceksiniz ki ya bu damarı tıkıyorsun mideye ne olacak merak etmeyin midenin çok güçlü bir dolaşım sistemi var. Hatta biz eskiden bypass'ta bu midedeki atar damarlardan bir tanesini kullanıyorduk. Onu size hatırlatmak isterim. Dolayısıyla bu işlem sonucunda Önce hayvan sonra insanlarda yapılan çalışmalarda grelin hormonu gerçekten düşmüş. Bazılarında düşmemiş ama sonuç olarak insanlarda 8-12 kilo hatta 21 kilo vermişler. Hemoglobin A1C de düşmüş. Diyorlar ki bu tüp mide ameliyatlarının bir önceki aşamasına yani çok fazla kilosu olmayan kişilere verebiliriz. Ameliyatı riskli olan kişilerde de bu uygulanabilir. Yani şimdi damarı tıkamak mantıklı mı? bir de ilaç enjeksiyonu. Hani direğin açlık hormonu azaltılabilir, doğru. Ama öbür tarafta leptin doygunluk hormonu var. Onun da sentetik ilacını yapmışlar cilt altı enjeksiyonu ile kullanılıyor. Hipodistrofi denilen bir yağ dokusu hastalığında bu özel bir hastalık. Dolayısıyla her zaman her yerde kullanılıyor. Yani özet olarak bu köprünün altından daha çok sular akar.